Star Trek kaldığımız yerden devam. İkinci sezon 15. bölüm. Kalem arkadaşları, mektup dostları, pen pals. Var mıydı sizin lisede böyle? Bizim mesela İngilizce eğitimin yoğun olduğu bir hazırlık vardı. Derlerdi ki böyle mektup arkadaşınız olacak ona yazacaksınız. O da size cevap yazacak falan. Ben hep tembellik edip yazmazdım. <laughs> Valla abi biz Bilmiyorum ki internet vardı biz lisedeyken. Herhalde böyle şeyler hiç geçmedik o yüzden yani. Nasıl ya o kadar? Ya vardı bizde de ben daha da evimde kablo falan yoktu lan o zaman. İnternet şey vardı. İksir miksir böyle telefonla bağlanmaca vardı. Onlar da pahalı oluyordu. Ben ortaokulda Verisoft'u bağlatmıştı babam vallahi sağ olsun. Vay be. Şey, internet çocuğuyduk yani. Vay helal. O zaman bugün de e, data... Ama Amerika'dan iki arkadaş vardı bizim. He. Böyle something something Adana'daki incirlik üstünde falan takılmış bir komutan çocukları mıydı neydi sen bir yerden bulmuştum onları bilmiyorum. Bir oyun oyun vesilesiyle değil de sosyal bir etkinlikten galiba onlarla mailleşiyorduk böyle ara ara. Mail arkadaşımız vardı bizim. Aa güzel. E, tamam o da sayılır canım. Mail arkadaşı Hı -hı. o da olur. Sonra sosyal medya icadı oldu işte. Instagram'da fake accountlarla kadınları takip eder olduk. <laughs> şey oldu yani. Güzel bir şeyler abi. İşte 25. yüzyılda olsaydın Data gibi gezegenler arası dostların olurdu ama işte maalesef biz o Hiç zaman Star Trek olamadık yani <laughs> gün... dünyacık küçük bir yere gidiyoruz. O günleri göremeyeceğiz. Halbuki Data olsaydık işte bu bölümde olduğu gibi Serkündü Drama sektörüne giren ilk insanlı gemi olup orada Data'nın duyduğu derinliklerden gelen bir sinyali alıp sonra da "Aa burada bir bir kız varmış, ne istiyormuş bu kız?" deyip maceraya atılabilirdik. Bu bölümde öyle başlıyor aslında ama e, ikinci planda da Şuna da değinmek istiyorum. İşte sevgili Picard da Holadeke girip at seviyor, at hasta meğerse. Hatta biraz orada kalbimi kırdı ya. Ben küçük hayvan sevmem ne öyle ata binerim ben falan yaptı. Orada mutsuz. <laughs> kaptan adam abi, büyük büyük seviyor yani gemi yöneten adam tabii, tabii ki finoya minoya bakmaz yani. At, fil böyle şeyleri sevdiği. <laughs> Putin geldi gözümüzün önüne. O sırada işte e, <laughs> Diana Troy'la girdikleri muhabbetlerde işte Diana Troy'da benim de kedim vardı de çok severdim diyor. Burada kritik aslında bir diyalogla başlıyor. E sen diyor bizim zihnimizi okuyorsun. Niye hayvanların ikini okumuyorsun diyor Picard. Onların duygularına girdiğimizde pardon zihnine girdiğimizde duygularında kaybolup gidiyoruz. Çok değişken oluyor. O çok zor onlara kap kapılıyoruz falan diyor. Burası çok tatlıydı. Oradan da aslında e, dizi bölümü ilk işareti veriyor. Birazcık duygusallık ve bağlanma üzerinden Prime Directive sorgulamaya gidiyoruz bu bölümde. Ya yani Güzel sakin bir bölümde ama bence e, derinlik olarak hoş bir bölümdü. Data'nın insanlaşma ya da artık Data'nın duygusallaşma yolunda da diyebiliriz. Adım attığı. Bir yandan Picard'ın e, da böyle Prime Directive'ı yine sor sorguladığı bir bölümdü. Valla e, benim açıkçası sevdiğim bir Star Trek bölümü. Hani böyle birkaç tane bölüm desen illa bir noktada aklıma gelir. Çünkü işte dediğin gibi farklı farklı karakterlerle alakalı farklı derinliklere varıyoruz. Hele de e, mevzu ortaya çıktıktan sonra Picard'ın odasında geçen Prime Directive tartışma kısmı. Keşke Star Trek Discovery veyahut da Star Trek Picard'ın yazarları da izlemiş olsaydı <laughs> bölümü dediğimiz. Star Trek konusundaki bence definitif böyle yani anladın mı? Bazı çizgiler çekildiği bir bölüm bu. Yani bazı şeyleri öğreniyorsun artık e, federasyon ve şeylerle ilgili. E, ne diyeyim bizim uzay gemisindeki vatandaşlarımızla ilgili. E, ve Prime Directive mesela aslında herkesin yüzde yüz onayladığı ve yüzde desteklediği böyle e, put gibi bir şey değil yani anladın mı? Hala tartışabiliyor işin ucuna kadar geldiği zaman iş. E tabii bir canlı konu söz konusu bir de şimdi aslında burada iki bağlantı noktası daha iyi. ilkini söyledim İkincisi de şu Picard'ın hayvan sevgisi yani aslında herhangi herhangi bir canlı olan sevgisini veriyor başta sonra da o kızla ilgili karar alırken aslında bu yüzden de dönüyor yani bırakalım gidelim iletişimi keselim diye zorlarken biraz da orada böyle Data'nın artık işi ilerletmesi hani işin dönülemez noktaya gelmesi Picard'ın da vicdanını zorluyor. Prime Directive dediğin gibi orada daha çok sorgulanmaya başlıyor ama onu da zaten sonra çözecekler. Bir de tabi burada bir üçüncü ark gibi bir, bir arkımız daha var. Hani iki buçukuncu ark. O da Westy e, Crusher'ın aldığı görev. Çocuk haliyle ilk kez çok ciddi bir görev alıyor. Çünkü Hı -hı. gezegende tektonik hareketler oluyor. Yüzey berbat durumda cehenneme dönmüş. E, orada yaşayan işte Data'nın ilişki kurduğu e, kızın adı hemen neydi bakıyorum. Sarjenka. E, da orada Yazık tek başına kalmış ailesi de işte kurtuluş yolu arıyor falan. Ortalık yanıyor diyorlar ki, Westcrusher sen gidip düzelteceksin buraya ekip kuracaksın. Jeoloji mühendislerimiz var bizim işte başka mühendislerimiz var. Git bir yönet bakalım görelim seni de diyor. <laughs> bu da güzel bir vurgu, güzel bir detay. Yani bu bir bilim gemisi ve bilim gemisinin içerisinde bir sürü bilim insanı da var aslında. Yani genelde buraları uğramayı biraz unutuyoruz. Hmm. o Ona öyle dedi, bu buna böyle dedi derken bu detayı hatırlamak güzel geldi bana mesela. Hatta bunun üstünde de küçük bir işte şeyin arkı var. Ee, Wesley'nin bir arkı da var bu bölümde. O da güzel oldu ya. Ben orada şeyde mutlu oldum. Yani e, küçükken, yani küçükken dedim aslında tam Wesley'den biraz daha büyük olduğumuz yaşlar. Hani 16, 17, 18 biraz daha 20 civarı da belki. Sözünün böyle dinlenip dinlenmeyeceği olan hani çocuk aklına ne anlatıyorsun? İşe girsen de öyle olur. Dışarıda ailende de öyle olur. Çevrende de öyle olabilir. Biraz senden 5-6 yaş büyükler varsa. La harbi çok değerli fikirden olabilir, cidden potansiyel olabilir. Ben bunu mesela çalışırken iş hayatında birkaç kere yaşadım. Yani benden 10 yaş küçük, 15 yaş küçük çocuklarla da çalıştım. Gerçekten böyle fikirlerinin çok parlak olduğu, zihinlerinin çok açık olduğu durumlar oluyor. Dinlememek büyük hata. Biraz onun üzerinden de bu mesajı iyi vermişler West Kıraş'ı üzerinden. Çünkü hatta mühendisler de buna başta hatal yapıyor ya bunu yönetiyorlar falan. Öyle olmaz kardeşim o vakit kaybederiz falan deyip sonra Vesti toparlıyor ama işi. Vesti çünkü biraz şey bir çocuk işte kafası çok açık bir çocuk. Ee, biraz da detaycı bir çocuk. Ötekiler biraz daha böyle böyle de yaparız kardeşim falan gibi. Ama orada şey çok hoşuma gitti. Karşı taraftakiler de tümüyle deniyor gibi de değil. Yani böyle Anladın evet, mı evet. dur yere aşırı bir problemde çıkmıyor açıkçası. Bizi çocuk mu yönetecek falanlara gelmiyor böyle. Biraz onlar kendi kafalarına göre itmeye çalışıyorlar. Biraz Wesley kendi kafasına göre itmeye çalışıyor. Ama neticede işte Sarjenka ve ailesini turuncu uzun parmaklı insanları kurtaracak mıyız? Kurtarmayacak mıyız? Kavgasına geliyor iş. Ee, orada da gerçekten şey farklı. Yani asıl onu konuşalım hadi gel. Bu Prime Directive konusu. Aynen. Ve Prime Directive'e bu bölümde farklı karakterlerin verdiği farklı tepkiler. Ne diyorsun? Ya işte burada işin içine vicdan girdi ya. Yani işte bu, bu sorguda tıkanıyoruz ya. Ben biraz kendi açımdan düşünüyorum. Picard'ın yerine koymak istiyorum kendimi. Aslında de aynı şekilde. Biraz Vesti'ye verdikleri öğütün tersini yapıyorlar aslında. Çünkü Vesti'ye kararlı olmasını verdiği kararda mantık aramasını, mutlaka un, e, ikna edici olmasını söylüyorlar. Ve West'e dikkat edersen ikinci gidişte e, mühendislere diyor ki bu böyle olacak diyor ve oluyor. Ama Picard'a bakıyoruz. DT diyor ki data'ya işte iletişimi keseceksin. Tabii abi bakarız, dur bakalım falan oluyor. Bir üzülüyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle ondan sonra diyor ki böyle olmaz, gidemeyiz falan diyor. Ama abi işte o da bizim kız ya, çok tatlı şimdi ölecek çocuk. Ne yapacağız falan diyor. O da olmaz. O Zaman zihnini silin falan deyip sonunda bir çözüm buluyor ama. İşte oradanlık çok güzel bağlıyor. Yani Prime Directive'ı böyle sitif yani şey katı katı tutmak yerine onu bozmadan da çözümler üretebilmeyi öğretiyor Picard bize burada. Ben onu sevdim. Yani evet yapalım ama bir çözüm bulmamız şart. Hani ne yaptık? Hafızasını sildik. Okey. Bence bu güzel bir çözümdü bu bölüm için. Yani şey ilginç bir detay aslında hani Picard basıyoruz abi tak ona gidiyoruz demişken Data'nın işte kızın işte yok mu bizi bir kurtaran bize bir yardım eden dedikten sonra Picard'ın böyle ya abi işte aslında şimdi bizden yardım istediler sayılır şimdi <laughs> adamlar bize ulaştıktan sonra da Prime Directive o kadar geçerli değil deyip aslında senin dediğin gibi vicdan yapıp da işi işin arkasına dönmesi farklı bir detay yani bir yandan da düşünüyorsun ben oradaki tartışmalar çok hoşuma gidiyor yani şey deniyor ya ya işte hani Prime Directive diyor net de diyor biz bunu kafamıza göre yapamayız diyor. Öbür taraftan Plus gidiyor öyle şey mi olur korkaklık bu yani sonuçta biz bu insanlar yardım etme gücüne sahibiz diyor. Oradan data giriyor yok diyor büyük oyunda biz nerede şeyimiz var diyor. Kader peki bizim burada olmamızı istediyse diyor. Öbürü diyor ki kadere karışmak gibi olur falan diyor. Böyle güzel bir tartışma orada Prime Directive ile alakalı tartışma. Yani bu Prime Directive'i bu şekilde işlemek bu şekilde ele almak. Bence Star Trek'i ...renklendiren, Star e çok güzel baharat katan şeylerden bir tanesi. Şey gibi değil yani. Bunlar yardım istedi bunları kurtarak, bunlar istemedi bunları kurtarmayak. Hani böyle kafalarına göre yargı dağıtan bir ekip olmaktan çıkarıyor bizimkiler anladın mı? Yoksa bizimkiler yargı sürekli dağıtmak, gidip evet. kafalarına göre yargı dağıtıp... ...bir takım kişilerle ilgili kendi kafalarına göre karar veriyor olacaklardı. Hem de böyle çok üstün oldukları birilerine karşı. Halbuki çok üstün oldukları birilerine karşı tümüyle tarafsız kalmak zorundalar... Bu yeri geldiği zaman işte kimisini üzen bir şeye dönüşüyor. Kimisinin işte kuralları çiğnemesi gerekiyor. Ee, yani kimisi için farklı bir noktaya dönüşüyor. Bana güzel bir mantık, güzel bir zeka gibi geliyor Prime Directive senaryo açısından diyorum. Yani senaryo açısından Prime Directive'in Star Trek içerisinde bulunması bence çok iyi bir tat. Ya işte bu dönemin şey kafası ya biraz yargı dağıtmak güzel bir tanım oldu orada işte. Ülkeler de böyle ya gidiyor biz size yardıma geldik falan yo biz istemiyoruz olmaz yardım edeceğiz toprağınızda çünkü enerji var falan öbür tarafta insanlar ölüyor ağlıyor Abi bize yardım edin hadi lan yürüyün siz de. böyle yapmasaydınız falan paranız mı var falan <laughs> buna geliyor Tabii. yani konu ya işin e, yakarış kısmı işte orada artık e, karanlıktan gelen fısıltı bir yakarışa döndü gibi bir cümlesi vardı Picard'ın ya burada hani vicdanlı olmak şey olmak da değil ya acımak da değil onu da karıştırıyoruz bence biraz bu dönemi şartlarında yani acımak çıkar sağlamak ya bunların dışında da bir çözüm var abi işte bir vicdanın var e senden yardım istiyor edebiliyorsan niye etmeyeceksin edip bazı kurallarını bozmaya da bilirsin işte şimdi çok tartışılan işte bu göçmenlerle ilgili de konular biraz buna geliyor yani sen onları zaten yurdundan kopar ya da işte onlara başka bir hayat sun da değil ya onların yaşam ortamını güzelleştirecek yardımları da yapabilirsin. Aslında biraz bunu gösteriyor bu bölüm. Yine daha önce konuşmuştuk ya 80'ler 90'lar başı o savaş dönemleri hep oraları bozup yeniden yapmak üzerine. Ya şimdi burada şey de yapabilirler. Abi gezegen yanıyor zaten. Patlatak falan gibi böyle. <laughs> ya da ne bileyim işte ya bırak zaten geri dönemeyiz de uğraşacağına. Ki bu dizinin biraz zaman sıkıntısı var. Aylarca orada uğraşıyorlar aslında. Yani o şeyi teknolojik hareketleri engellemek için ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizi biraz Hı -hı. burada o zaman arkını iyi verememiş. Sadece onu Crusher'ın konuşmalarından çıkarıyoruz. Çok vakit geçti falan. 8 hafta mı geçti Hı -hı. diyor bir şey diyor. Tabi. Aynen yani onunla uğraşıyorlar. Hani 3 günlük bir şey de değil bu. O yüzden de çok hani biraz daha böyle insan vicdanını sorgulayan bir yapıya doğru gidiyordu bu sezon. Bu bölümde tam onun temsilcisi olmuş. Bir sonraki bölümde de insan yine karar alma ve işte konfor alanı ile ilgili bir bölüme geçeceğiz zaten. Bu bölüm onun başlangıcı gibi geldi bana. Ve şey çok iyi. E, yine aslında biraz dizinin genel yapısına ben burada bir takdir etmek istiyorum. Yani işte Worf insanlar tarafından yetiştirilmiş bir Klingon, işte Data bir android Pinokyo insan olmayı düşünüyor, işte Picard zaten entelektüel kaptan, Riker girişken yardımcı kaptan falan. Eee Pulaski mesela işte yine karakterize olarak böyle biraz Picard'ın laflarını dinlemeyen bir kafada. Yani şu an bir de ellerinde o kadar iyi bir malzeme var ki. Anladın mı? Hani böyle karakterler o kadar oturdu ki. Böyle bir durum karşısında herkesin fikrini de merak ediyorsun. Herkesin ne yapacağını da merak ediyorsun. Anladın mı? Şey gibi de değil. Ne bileyim ya herhangi bir diziye koy böyle bir durumu. Abi tabii ki kızı kurtaracağız abi falan deyip kızı kurtarıp. Anladın mı? Böyle hemen, tabii, hemen çözler. iş ilerleyebilir. Buradaki bu tartışma, buradaki bu işte fikirlerin havalarda uçuşması, çözüm aramalar, sonra çözümü buluyorlar gibi oluyor, sonra bulamıyorlar, data gidiyor kızı gemiye getiriyor bu sefer, hadi gemiye getirince işler iyice karışıyor. Şu gemiye çocuk getirmeyin demedim mi kardeşim? Getiriyorsunuz buraya, ee, Preflight PireFlyte yaratıkları, bunlarla biz uğraşıyoruz filan. Picard bir sinirleniyor, sinirleniyor falan. Yani güzel gitgeller vardı bu bölümde. Mesela şey yapı olarak buna benziyor, bu sezonda daha önce konuştuk ya. Pulaski yaşlanıyor ve olaylar ilerliyor bölümü vardı diye bir tane. Evet. Çocuk, orada Android selection bölümü evet. E, o bölümde mesela Pulaski'nin karakterini biraz daha derinleştirmesi dışında olan olaylar çok ilginç değildi anladın mı böyle bir gezegende süper insan yaratmışlar ama hastalıkları varmış onlar orada kalacak falan. Çok sarmıyor mesela. Bu bölümde ise işte daha bir dramatik bir şey oluyor yani. E, Mesela Pulaski'nin olduğu bölümde de belki o hızlı yaştan hızlı büyüyen klon çocuklardan bir tanesiyle bir bağ kurulabilirdi anladın mı? Bunları gemiye alalım mı almayalım mı diğer medeniyetle buluşturalım mı buluşturmayalım mı bizimkilerin bir kararı olabilirdi. Öbür tarafta ise hastalık olduğu için tercihte kalmaları banko bir tek Pulaski'yi teleport ederek kurtarmaya çalışıyorlar. Motivasyon yani... yaratırdı. Evet, o yok. Aynen öyle bence bu bölüm Pen Pals çalışan bir karakter derinleştirme ve ahlaki kararlar bölümü şey bölümü ise birkaç bölüm önceki tekrar söyleyeceğim ismini. Öncelik listeden de bakıyorum. Bulamadım yine. Tamam, ismini. No, selection, natural, Unnatural Selection. Unnatural Selection, okay. O, o sanki bu bölümü çok iyi yazılamamış gibi anladın mı? Yani ben o ikisini aslında aynı bölüm, yani çok yakın bölümler olarak görüyorum. Biraz benziyorlar, evet. O tercihler ve motivasyon olarak katılıyorum. Hmm. Okey. Ee, yani bu bölümle ilgili bir hani... Şarkı söyleyen taş. Yürüyen uçak. Bir de öyle bir kardeşimiz var. Eleni Stone. Kim dokanırsa ona şarkı söylüyormuş. Yalnız Dota'ya şarkı söylemiyor. Orada hepimiz üzülüyoruz. Aa diyoruz Dota'nın bir ruhu yok galiba. <laughs> Ama Data işte şarkı söyleyen taşı kızcağızın yanında bırakıyor. Kendileri evet. hafızasını silip giderken. E sonunda da Picard diyor ki helal olsun lan. Bak işte insanlık gibi sen de böyle artık empati empati kuruyorsun. Droid gibi de değilsin. Farklı bir şey oldun. Kral falan diyor. Sonra Engage diyorlar. Basıyorlar yine yıldızların arasına <laughs> Tatlı bölüm. Tam çok bir tatlı. Star Trek bölümü. Ben bir sürü bölümde artık bunu söylüyorum. Farkındayım ama. E, doğru yani doğru. Bölüm, yani işte Star Trek'te aradığım bölümler benim gerçekten böyle bölümler. Bunlarda bir seviniyorum böyle. Zaten işin kötü tarafı Next Generation bu bölümlerle dolu. O yüzden Next Generation zaten çok bambaşka bir dizi. E, yarın bir gün belki Discovery belki Picard bölümleri konuşuyor olacağız seninle. Hani neden ben bunları özellikle tam bir Star Trek bölümü diyorum. <laughs> Zaten Star Trek dizisinde değil miyiz? Diyen arkadaşlar da var şu an bizi izlenebilir. Söyleyeceğiz belli oldu canım. Yani her isminde Star Trek yazan dizi Star Trek değil. Tıpkı her gezginin kaybolmamış olması gibi yani arkadaşlar. Vay. Güzel. Güzel. Aga, maga be. <laughs> evet bu güzel bölümü o zaman var mı ekleyeceğim bir şey yoksa ufaktan kapatıyorum. Yok abi. Valla buradaki prime directive tartışmalarını bence akıllarda tutmak lazım. Çünkü bundan sonra prime directive yine çok çok konuşulacak. Artık oturdu. Daha Başlarda prime yani. directive böyle bir geri gidiyor, geri geliyor. Tam ne yapıyoruz belli olmuyor falan gibi oluyor. Artık yavaş yavaş prime directive oturmaya başladı. İşte Amerika'nın Irak'a olan müdahalesinin yansıması olarak hayatımıza giren bu kural. Ve inan bundan sonra o kadar fazla bilim kurgu işinde konsept olarak karşımıza da çıkacak ki şey Müdahale etmezdik düşüncesi evet. gerçekten bir kurgu dünyasında bir değişmez konseptlerinden bir tanesi olacak. Tıpkı data nasıl bir hani insanlığı anlamaya çalışan droid anladın mı? Bu bir hı hı. konsept olarak farklı işlerde de çok rastlıyorsun. Prime Directive de bir sürü farklı işte artık karşımıza çıkan bir şey. The Next Generation ben şey tarafında çok beğeniyorum zaten. The Next Generation izleyince şey diyorsun ha bu diziyi buradan almışlar ha bu filmi <laughs> Evet. Yani şu an pek çok seyirci bunu fark etti bile. Ama ben bunu bir tekrar vurgulamak istedim. Evet ya bunu görmek de güzel. Kaliteyi görenler bilenler esinlenecekleri yeri doğru seçiyorlar yani. Okay. Aynen. Bir de bizimkini yediniz. <laughs> bir de bizimkini yediniz mi? Dürümleyin. <laughs> o zaman bir sonraki bölüm e, Q, Hu bölümü yani Q, Q kardeşimiz geri dönüyor. Q ile ilgili bu güzel evet. bölüme kadar bizi bekleyin kanala abone olun tıklayın like basın çana tıklayın ve bizi bekleyin hadi görüşürüz kendinize hadi görüşürüz. iyi bakın